Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi geçen videomuzda bir monodom çadırın nasıl kurulduğunu incelemiştik. Bugünkü videomuzda ise sizinle beraber düzgün bir şekilde çadır nasıl toplanır, nasıl kaldırılır konusuna değinmeye çalışacağız. Umarım bu video da ilginizi çekebilir. Genellikle çadırları toplarken yaşanan en büyük handikap çadırın düzgün toplanmamasından dolayı çadırın çantasının içerisine sığmaması veya çadırın ömrünün çok çabuk dolması, yıpranması oluyor. Bugün uygun şekilde çadır nasıl toplanır onu hep beraber inceleyeceğiz. Özellikle monodom çadırlar için konuşuyorum. Öncelikle yapmamız gereken şey çadırın kazıklarını sökerek kazıkları güvenceye almak. Çünkü yapılan en büyük hatalardan bir tanesi çadırı söktükten sonra kazıkların kaybedilmesi. İlk başta kazıkları toplayıp belli bir yerde bir sifilcez çantasına koyacağız. Ondan sonra yavaş yavaş çadırımızı toplamaya başlayacağız. Evet, kazıklarımızı çıkarttık. Şimdi bunu çantasına koyalım ve yavaş yavaş dış çantayı sökmeye başlayalım. Burada unutmadan söyleyeyim, dün bağladığımız perlonları düzgünce sökmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi dış çantayı söktüm. Şimdi dış çantayı bu şekilde bırakmayacağız. Dış çantayı katlayıp toplanmayı hazır hale getireceğiz. Burada çadırı toplarken dikkat edeceğimiz en önemli husus, bakın arkadaşlar, bu çadırın çantası, çadırın, topladığımız çadırın genişliğinin bunun dışına çıkmaması gerekiyor. Dolayısıyla dış çantayı şimdi bu boyutta küçültmeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı çantamızın boyutuna geldi. Şimdi sırada polileri toplayalım. Evet arkadaşlar, işten tere toplanmaya hazır. Hot yapmaması için çadırın tepe noktasını, yani kubbenin en tepe noktasını yine çadırın en ortasına getiriyorum. Zaten çadırınızı ilk aldığınızdan bu yana düzgün derleyip topladıysanız bu söylediğime şimdi size dikkat edeceksiniz. Çadırın dış çantasının üzerinde katlama izleri olur arkadaşlar. Uzun süre o şekilde kaldığı için aynı izlerden katlayarak dış çantayı küçültüyorum. Gördüğünüz gibi kendisi otomatik katlanıyor zaten oralardan hemen. Ardından dış tentemi getirip iç tentemi üzerine koyuyorum. Kazıkları ve polileri bir araya getirip en baştan sıkı bir rulo yapmaya başlıyorum, yere bastıra bastıra. Son adım olarak da çadırı çantanın içerisine yerleştirmek kalıyor. Evet arkadaşlar, çadırımızı topladık. Gördüğünüz gibi ben bunu o kadar düzgün toplamışım ki polilerin boyundan bile küçük, kısa oldu ve bu şekilde çantaya sığdı. Evet arkadaşlar, monodom çadırların kurulması ve toplanması ile ilgili bu küçük video dizimizi umarım beğenmişsinizdir. İki bölümden oluşan bu küçük video dizimizi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdaki yorum bölümünden yorum yapmayı ihmal etmeyin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi de ihmal etmeyin. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.